Arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İknur Dökmez. Bugünkü videoda sizlere herringbone tekniği ile nasıl taş bezeme ya da kapüşon bezeme yapabiliriz onu göstereceğim. Yine BB Craft'tan gelen çok sağlam, gerçekten memnun kaldığım, önceden denediğim ipi var. Misinayla ip karışımı gibi bir şey. Ben de yeni kullanıyorum bunu. Gerçekten çok kaliteli. 0.20 milimlik kalınlığında. Yine BB Craft'tan gelen böyle 0.15 böyle ipler var. Siyah ve beyaz olarak. Bu da 0.15 milimlik. Bir önceki videoda yaptığım boncuk tezgahı gerekiyor bize. Sağ üst köşedeki linke tıklayarak videosunu izleyebilirsiniz. Bize keçe gerekli, böyle incelikte bu alt kısmına yapışacak ve bu kısmına yapışacak olan da yine BB Craft'tan gelen böyle katika renkli bir sürü taşınıza uygun renk bulabilirsiniz. Ben de bunlardan birini seçip kullanacağım. Yapacağım kapüşona ya da taşa uygun olarak. Aletlerimiz var, makas. Böyle boncuk küreği. Bize boncuk iğnesi gerekiyor. Boncuk iğnem eğrildiği için, yani esnek olduğu için eğriliyor tabii ki. 0.15 boncuk gerekiyor. Kapüşonun üst kısmına kullanacağım. Kapüşonu yapıştırmak için çeşitli yapıştırıcılar var. E6000. Hasulit marka var. Bugün de bu markayı kullanacağım. Çok kuvvetli bir yapıştırıcı. Hepinize tavsiye ederim. BB Craft'ın sizler için bir indirimi var. %10'luk bir indirim. 2025 yılının 1. ayının 28'ine kadar sizler de şu ekranda gördüğünüz indirim kodunu yazarak %10'luk bir indirim kazanabilirsiniz. Tasarruf sağlayabilirsiniz. Boncuk ipinden 1 metre kadar şimdilik kestim. Yetmezse tekrar ekleyeceğim. İlk önce kapüşonu yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi iğne uçlu. Şimdi biraz süreceğim. Yarım saat kurumasını bekliyoruz. Buradan böyle giriyorum. Tekrar hemen yanından giriyorum. Burada size bir kolaylık göstereceğim. Biraz sağlam olabilmesi için böyle bir açık düğüm atıyoruz. Şöyle olacak. İpi hemen çekiyorum şöyle. Böyle elimizde tuttuk, açılma olmasın. Ve buradan giriyorum ve bir aslında düğüm atmış oluyoruz sağlam olması için. Burayı da çekiyorum ve burayı da çektiğim zaman gördüğünüz gibi bir düğüm oluyor. Tabii bu kalan uzun parçayı biraz kısaltalım. Geri kalan kısım da zaten yapışacağı için içi kısma girecek, görünmeyecek yani. Ve alttan bu şekilde giriyorum. Ve girdik. Sonrasında bir tane boncuk takıyorum iğneme. Ve aşağı kadar indiriyorum. Gördüğünüz gibi. Aşağı kadar indirdim. İpi hemen şöyle boncuğu yatıralım. Hemen yanında boncuğun yanına giriyorum.
ve alttan tekrar giriyorum. Burada boncuğun içinden geçiyorum. Tekrar bir tane boncuk aldım. Aşağı kadar indirdim ve hemen şöyle yatırdığımız zaman boncuğun hemen yanından giriyorum tekrar. Tekrar alttan ilk boncuktan çıkıyorum. Ve hemen yanındaki boncuğa giriyorum. Gördüğünüz gibi iki tane oldu. Ve alttan giriyorum. İkinci boncuğun içinden tekrar çıkıyorum. Ve bir tane daha boncuk takıyorum iğneme. Ve böyle yanına getiriyorum. Hemen yanından tekrar aşağı iniyorum ve alttan buradan ikinci boncuktan tekrar giriyorum ve son aldığım üçüncü boncuktan çıkıyorum. Ve bu şekilde sağlamlaştırmış oluyoruz. Hemen alttan tekrar iğnemi girdiriyorum. Ve son boncuktan tekrar çıkıyorum. Ve bir tane daha iğneme boncuk takıyorum. Boncuğu aşağı kadar indirdim ve hemen şuradan yanından aşağı iniyorum. Ve alttan üçüncü boncuktan hemen çıkıyorum. Hemen dördüncü boncuktan, yani en son boncuktan geri aşağıya iniyorum. Tekrar alt kısımdan dördüncü boncuktan, yani en son boncuktan çıkıyorum. Ve bir tane daha iğneme boncuk takıyorum. Aşağı kadar indirdim. Hemen yanından aşağı iniyorum. Ve dördüncü boncuktan tekrar çıkıyorum. Beşinci boncuktan tekrar aşağı iniyorum. Tekrar alttan çıkıyorum ve tekrar alttan yukarı doğru çıktım ve burada 5. boncuktan tekrar girdim. Ben bu şekilde devam ediyorum.
çevresini kapüşonun kaplayana kadar. Tabii en son kısma gelince onu da size göstereceğim. Buradaki sayı 49 tane. Bununla 50 oluyor. Son boncuğu da ekliyorum. Bu kadar boşluk kalmıştı. Şöyle ortalıyorum yine. Bu şekilde. Hemen ilk boncuktan geri çıkıyorum. Sonuncu eklediğim, tekrar sonuncu eklediğim boncuktan çıkıyorum, 50. numaradan yani. Ve bir kere daha böyle gidelim, hem de sıkılanmış olur. Evet, 50. boncuğu da ekledik ve şimdi herringbone tekniğine geçeceğim. Buradan herhangi bir boncuktan, yanındaki boncuktan çıkıyorum. Şimdi herringbone tekniği yapacağımız için boncukların sayısı 2 tane olacak. Buradan çıktık, hemen yanındaki boncuğa giriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Hemen yanındaki boncuktan çıkacağım. Alttan giriyorum tekrar. Gördüğünüz gibi böyle oldu ve hemen yanından çıktım, yanındaki boncuktan tekrar giriyorum ama iğneme 2 tane boncuk alıyorum ve aşağı kadar indim, şöyle elimle düzeltiyorum, çıkıyorum, tekrar iğneme 2 tane boncuk alıyorum. Evet, 2 tane boncuk aldım ve hemen yanındaki boncuktan giriyorum. Gördüğünüz gibi herringbone tekniğimiz oluyor yavaş yavaş ve hemen yanındaki boncuktan çıkıyorum. Alttaki olan sıradan, birinci sıradan ve tekrar iğneme 2 tane boncuk alıyorum. Evet, 2 tane boncuk aldım ve aynı işlemi yapıyorum. Şimdi ipimiz burada. Hemen yanındaki boncuktan aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi hemen alttan girdim tekrar ve yanındaki boncuktan yukarı doğru çıktım. Burada gördüğünüz gibi 4 tanesini yaptım. Şimdi bütün her tarafa aynı yapıyoruz yine. Çift sayı olmasına dikkat edin her zaman. Tek olursa herringbone olmaz. Bu şekilde yapacağım. Ben yapıyorum, sizler de yapın. Bugünlük videomuz bu kadar. Eğer bana sorularınız olursa bu videonun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.